Merhaba arkadaşlar. kitle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım ve izleyenlerim adına da niyetlendim. Sizler de gönlünüzden geçirdiğiniz konuyu niyetlenin. Bakalım fincanımız neler söyleyecek bize. Hep beraber dinleyelim. Öncelikle aramıza yeni katılan arkadaşlarımız oluyor. Hepiniz hoş geldiniz diyorum. Size nasıl ulaşım sağlayabiliriz diye soruluyor arkadaşlar. Buketle Kahve Falı Instagram hesabından ulaşabiliyorsunuz. Aşağıda bıraktığım bir WhatsApp linki vardır. Tıkladığınızda yine bana yazarak ulaşım sağlayabilirsiniz. Numarası da 0533 031 0132'dir. ben her gün aramıza yeni katılan arkadaşlarımız olduğu için hepinize tek tek hoş geldiniz diyorum arkadaşlar. Güzel bir hafta olsun, güzel bir hafta başlangıcı olsun diyorum. Tabii ki de başta sağlıkla da olduğumuz. Şimdi fincanımı kapatırken izleyecek bütün arkadaşlarım gönüllerinden geçirdiği ne varsa gerçekleşsin. Neyse niyetleri gerçek olsun diye hayırla sonuçlansın diye bu şekilde pozitif enerjilerimi yoğunlaştırarak kapatıp niyetleniyorum. Sizlerinizin, sizlerin adına şimdi de rehberlik etmeye çalışacağım bir göz o yani tam olarak gözde değil ama e, enerji olarak böyle Takip edilen ne yaptı acaba denilen bir yapınızın olduğunu söyleyebilirim. Biraz iç dünyanız sıkıntılı, biraz hatta aklınızda diyebilirim. Şimdi geçmişte bir iki üç defa konuşulmuş, etrafında da resmiyet içeren bir konuyla alakalı konuşmalar var. Birisi çok silikmiş, birisi daha siz emin değilsiniz, diğerinde de karşı taraf emin değil gibi bir türlü doğru zamanda doğru hamleler değilmiş diyebilirim ama çok fazla karışan ve çok fazla fikir üreten de var bu konunuz her neyse ikidir alyans halka görmekteyim yani belli ki evliliğinizle alakalı ya da yani ilişkiniz evliliğe dökülecek mi ya da hala hazırdaki ilişkinle alakalı da sıkıntım var diyebilirsiniz diyeceksiniz ki ya ben evli değilim hayatımda da kimse yok ne evliliğinden bahsediyorsun işte sizin hayatınızda son iki aydır birilerinin evliliğiyle alakalı gündem olmuş. Ablanızın problemli evliliği olmuş. Evladınızın, çocuğunuzun, torununuzun bilemem. Ama sizin falınıza yansıyan bir halka var diyebiliyorum. Ve bununla alakalı etraftaki insanların söylemleri de kişilerinde çok fazla kalabalıkta var. Yani yükünüzü çuval taşır gibisiniz. Ve yönünüz Geçmişe bakıyor. Ha belli ki bir şeylerle alakalı geçmişten gelen bazı konularla alakalı halletmeniz gereken bir şeyler var. Ama bu durum sizi de yük taşıyor gibi göstermiş. Bu yükten nasıl arınırım çözümü söz konusu. Şimdi bugünüze geldiğimde A harfindeki bir insanın yine bakın yine sizin yönünüz geçmişe bakıyor. Yine sizin sırtınızda bir ev, bir araba, bir tır, bir çuval bir yük var. E, bu yük altında sizin çok zorlandığınız çıkmış. Yani eşinizse de, evinizse de, evlatsa da, artık hayatsa da, işse de neyse bu bunun hayatınızdaki şu an sizi üzen şey ezilen kişisiniz arkadaşlar. Bunu maalesef üzülerek söyleyebilirim. Hani bununla alakalı bazı konuşmalar falan yapılıyor ama yeteri kadar çare edilmiş, çare bulunmuş değil. Bu bir süre daha böyle bir haber beklentiniz var. Hani şu haber gelse de ben de önümü görsem diye. Şimdi özellikle bir 15 gün içerisinde buna buna cevaben bir haberiniz gelecek. Biraz daha rahatlayacaksınız. Şimdiye kadarki son 2 aylık döngüyü hep iç içe. Hani bugün demişsiniz ki bugün son ödemem. Hop oh, bir borç çıkmış. O oh, bu haftaya son ödemem. Hop oh, bir borç. Hani böyle bir ödeme bitmemiş gibi yani. Ya da o dert bitmemiş. Ya oh be demişsiniz. Bitecek işte. Şu derdim de bitsin. Bu hafta rahatım. Hayda şimdi de kızınızın derdi gündeme gelmiş. Tam rahatım. Hoppala annem diyorsunuz gibi. Yani bir iş diyorsunuz. Bir aşk diyorsunuz. Gündeminiz bitmemiş. Hep bir aktif e, geçmiş diyebilirim. Ve sizi de biraz buna yük olarak rahatsız. Yani aslında ezilen ya da e, koşturan sizsiniz. Ha, bir şekilde halleden sizsiniz yani. Siz merkezsiniz arkadaşlar öyle söyleyeyim. Bir 15 günle gelecek işle ilgili haber ya da parayla ilgili haber sizi mutlu edecek bir kere. Bir rahatlamanız var. Gülen yüzler görüyorum. Bir rahatlayan iç görüyorum. Bu karışıklıktan sonra bu haber size iyi gelecek. Sonrasında bu haber sonrasında S harfinden net eminim. L E harfleri sel yazıyor gibi. Yani sel Allah korusun gerçek selden bahsediyor değil ee, şöyle ne harfi de var burada yani birisi var karşınızda karşınızdaki insanın dalları çıkmış gibi ve bu harfleri görüyorum S U L E var baya ne var böyle Sual neyse artık bilmiyorum ee, bir iki üç üç kişi ye sırtlanmış karşınızdaki insan ee, de bu üç kişiden dolayı yani sizin ilerlemenize izin vermiyorlarmış gibi eğer onlar kendi hallerinde, o olayları hallederlerse sizin ile İlerlemeniz daha kolaylaşacak. Hali hazırdaki gelişme çünkü sizin adınıza umut vaat etmiş ve çok daha oh be dedirtmiş. Şimdi bunun dışında özellikle Kasım'ın sonunda bu boynu bükük ve bu S, -E L, N harflerini gördüğüm, U harfini gördüğüm kişilerle görüşmeler yapacaksınız. Arkadaşlar Kasım'ın sonundan Aralık'ın sonuna kadar hayatınızdaki insanlarla Konuşmaya ve onlara laf anlatmaya doyamayacaksınız adeta. En sonunda 3 kişi omuz omuza hani şey vardı ya önümüze gelene 3 tekme falan gibi ilkokulda oynardık. Bilmiyorum bileniniz var mıdır? Böyle bir, bir olur çocuklar. Elleriyle kol kola girerler böyle. Hani çok güçlüyüz. Biz karşımızdakileri de hani eziyoruz. Resmen 3 kişinin öyle bir gardını alıp kol kola girmişsiniz. Aralık sonunda olacak bu. Yaşayacak olduğunuz bu hızlandırılmış kişilerin gelmesi. Sürekli bir şeyleri halletmeniz ve kendinizi hep açıklıyorsunuz. Bakın hep. Ee, ve bundan sonra yanınıza iki tane güçlü hissettiğiniz iki insanı alıyorsunuz. Ve şey oluyor. Bu biraz sizin sınavınız belki de. Bu sınav açtıktan sonra bizi yıkamazlar. Ve üç kişi oh be dersiniz diyebiliyorum. Ama Aralık ayının özellikle 15'inden 30'una kadar ki o süreç yani biraz daha aktif ve daha fazla hep anlatıyorsunuz yani böyle sanki mesleğiniz avukat sanki mesleğiniz psikolog sanki böyle öğretmensiniz kürsüdesiniz ama şey düşünün yani hep açıklıyorsunuz bu budur şu şunudur bunun tarihçesi şudur hep böyle açıklıyor bir siz görmekteyim açıkçası bu ne oluyor aralığın sonunda özellikle resmen böyle taçlandırıldığınızı görüyorum sakın dişiniz harha gayret 2 ay kalmış arkadaşlar sonrasında tacınız var resmen dileğiniz 2 tane tertemiz şimdi ocak ayının us yazıyor orada ya bu U.S. harflerini görüyorum demiştim. Belki yanınızdaki destekleyendir. Bilmiyorum ama U.S. harflerindeki bir kişiyle sizi karşılıklı görmekteyim. Ocağın onunla doğru resmen tacınızı aldıktan sonra böyle partner gibisiniz. Erkeği esmer uzun boylu görüyorum. Kadını ondan kısa kalmış ama başı ucunda duran kalbini görüyorum. Yani sizin e, gelininizle oğlunuzla, damadınızla hani işte e, kızınızsa da yeğeninizse de sizseniz de arkadaşlar bakın Belki kendi abla enişteniz bilmiyorum bir şekilde ama e, aşk var ve kadın gerçekten seviyor. Ha, adam da zaten çok köklü bir şekilde bakıyor. Ben Ocak ayının 10'una doğru 15'ine doğru sizde bir aşk başlangıcı. Hani Doğru insan karşınıza çıkar ya da hali hazırdaki ilişkiniz bir level atlar ya da zaten düzgün giden ilişkinizin e, sorunları da açtıktan sonra önünüzü açarsınız. Ama ben ocakta sizi çok güzel bir şekilde partnerle görüyorum ki ocağın sonuna doğru da dileğiniz var yine iki kişi olarak görünüyorsunuz. Bunda US harfleri var. US yani akıllı bir insan, akıllılık ederseniz akıllısınız mı demek? İngilizce midir? Acaba mesajı Türkçe midir? Ee, akıl mıdır? Yoksa e, o mutluluk mudur? Bilemiyorum ama önünüzü açık ve e, mutlu olduğunuz bir birliktelik şeklinde vermiş. Özellikle Ocak sonunda sizin bu ilişkinize dair önünüzü açıldığını, temiz olduğunu, hayırlı bir insanlasınız onu söyleyeyim. Hani olay olay işte eyvah vah vah'tan ziyade oh be e, durumu söz konusu. Bakalım bize Ocak sonramız ne demiş. Şimdi Şubat ayında iki kafanın tek bedende belli ki ya kendiniz çatışma yaşayacaksınız ya da çok partnerinizle alakalı bir fikir çatışmanız olacak ama sonu bildiğiniz çam bağlıyor yani sizin şubat ayında belki de ne yapsak diye değerlendirdiğiniz parayla alakalı bir durumda aileyi de etkileyen çok güzel bir zirve murada ermeyle sonuçlanıyor siz muradınıza eriyorsunuz ailecek etraftaki kalabalık insanların sizin adınıza temiz niyetlerle kutlama yaparmışçasına böyle oh be maşallah o halletti mi sen sonunda dermişçesine böyle kafası uzamış böyle bir insan size deyip <laughs> de gidiyor. Yani kazanan mısınız? Özellikle ocak sonranızda iki kişinin daha doğrusu kendi iç dünyanızda da belki bir ikilem yaşadığınız para meselesiyle alakalı ailede çamacı ağaç murattır arkadaşlar dilek dilediyseniz olacak para beklediyseniz gelecek ev alacaksınız alacak borç ödeyeceksiniz ödeyecek neyse neyse bu hayatınıza şu an sizi oh be muradımı erdim dedirtecek şey özellikle şubat ayı sonrasında sizin adınıza temiz sonuçlanıyor insanlar da adınıza seviniyorlar şimdi c e harfleri var burada bir de y harfi var buradaki insanlarla ya sanki böyle bir toplantıdasınız sağlı sollu insanlar birbirlerine fikirler söylüyorlar bir tabela oluşmuş gibi e y a l var c e var böyle o yüzden çok kalabalık hani böyle uzun bir toplantı masası hayal edin resmen karşılıklı yani belirgin bir şirketlerin birbirleriyle konuşma anlaşma zamanlaması mıdır en geç şubat ayında bu konuşmalar sonrasında elinizde böyle hani işte çayda çıra gibi bir şey böyle elinizde bir mum yakar gibi çok güzel elinizde meşale diyemiyorum hani bir meşale zafer gibiden ziyade elinizde var olan umutlarınızın önünüzü açtığını söylüyor bana yani sen pes etme buradaki kalabalıkta kendi düşüncen neyse kesinlikle devam et kazanacaksın diyor Keza burada da böyle e, iki insanla karşılıklı konuşmanızı hani birbirinize sarılmışsınız. Yani bir zorluğu geride bırakmışsınız. İyi ki seni dinlemişiz diyen bir karşınızdaki kişi. Yani bu uzun masalar her neyse toplantı masalarınız her neyse var olan düşüncenizde devam edin. Pes etmeyin diyebilirim. Aşkla alakalı gördüğüm güzel bir aşkınızın olduğu, güzel bir kalabalığın sizi izlediği, resmen uçan halıya binmiş uçuyormuşsunuz gibi önünüzü çok temiz gösteriyor. Ben diyorum ki hayatınıza biri girecek ve bu girdiğinde belki de maddi olarak da sizin rahatlamanızı da sağlayacak bir vesile de ailede çünkü murad ermişlik söz konusu. Buradaki kalabalık temiz bir kalabalık söz nişan yani güzel bir kalabalık söz konusu burada arkadaşlar. Ben sizin bu anlamda önünüzü çok açık gördüm. Temiz diyor Şubat sonranız Mart sonranız özellikle Nisan Mayıs Haziran aylarına kadarki sürecinizi inanılmaz temiz vermiş. Yani sen engelini açtın mücadeleni verdim bundan sonra yürü önün açık diyor bana falınız ben tabii ki de dilimin döndüğünce sizlere rehberlik etmeye çalıştım arkadaşlar falımın da sonuna geldim ama videoma da devam ediyorum öncelikle şunu söylemek isterim size nasıl ulaşabiliriz sorusu o kadar çok yoğun soruluyor ki link bırakıyorum ya arkadaşlar aşağıda ona tıkladığınızda whatsapp'tan konuşma penceresi açılıyor ee, direkt bana yazarak ulaşabiliyorsunuz oradan 0533 031 0132 telefon numarası üzerinden ve Buketle Kahve Falı Instagram hesabı üzerinden de yine bana ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Şimdi bunun dışında ben her seferinde mutlaka duygu ve düşüncelerime yer veriyorum. Burada pozitif anlamda bir olumlama yapıyorum. Burayı dinlediğinizi biliyorum. Bana da çok iyi geliyor. Emin olun. O yüzden ben bunu yapmaya da devam edeceğim. Merak da etmeyin. Ee, bu konudaki fikrini beyan edin arkadaşlarımız da var bana ee, zaten süreç bizleri çok fazla yıprattı sağlığımız yeter ki yerinde olsun su yolunu bulacak arkadaşlar yani bizim zaten kışın gelmesiyle Eyvah acaba mı dediğimiz bir kaygılanma durumumuz var yani bizim olumlu şeyler duymaya Umuda ihtiyacımız var o yüzden ben şey derim hep sağlığın yerindeyse su yolunu bulur neyse derdin tasan elbette ki bir çıkış noktası vardır diyorum Tabii ki de bazı kapılarımız kapanmıştır ve eyvah diyoruzdur ama şu şöyle bir gerçek var ki yeni kapı mutlaka açılır. Belki de daha hayırlı olan açılır. Size tavsiyemdir ki e, yarınlarınızın umudunuzu yitirmeyin. Bir insanın en büyük gardı umududur arkadaşlar. Ve tabii ki de en yakınlarımızdan darbeler alabiliyoruz. Bu çok üzücü. Tabii ki de üzülüyoruz ama dua etmeyin. Yani negatif enerjisi döner dolaşır sevdiğinden çıkar diyorlar beddua için. Benim size naçizane tavsiyem herkes kalbinin ekmeğini yesin, e, kalbinizde güzel şeyler biriktirin ve e, hepsi en kısa zamanda sizlerin olsun diyorum. Ve etme bulma dünyası kim neyi yaşattıysa kendisi de bizzat aslında onu yaşayacak diyorum. O yüzden de siz kalbinize güzellikler doldurun, bir insan kalbindekilerini paylaşabilir etrafındakiyle. Şimdi sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin diyorum. Çünkü psikolojik olarak ciddi sarsıldık ve insanlar birbirlerini aşırı öfkeli. Sebeplerini görmeden karşı tarafı kin kusuyorlar haklı haksız bakmadan. O yüzden psikolojik sağlık da çok önemli arkadaşlar. Tabii ki de yarınlarınızın umudunuzu yitirmeyin. En büyük ardınız bir insanın en büyük ardı yarınlarını görmek istemesi olmalı. Çünkü yaşamalıyım hikayenin sonunu merak ediyorum. Ve kapanmış kapılarınız varsa dahi en güzelleri açılacaktır. Belki bunu bilemiyoruz. Dün nelerle bugün nelerle yarın da daha kim bilir, nelerle sınavmaya devam edeceğiz. İnsanoğlu sınav dünyası. Siz siz olun gardınızı yüksek tutun en büyük şey umuttur arkadaşlar yarınlar için. Tabii ki de en yakınlarımızdan aldığımız zararlar dahi varsa da herkes kalbin ekmeğini yesin deyin. İlahi adarcı teslim edin. Siz de kalbinizi güzelliklerle doldurun. Her biri de en kısa zamanda sizlerin olsun diyorum. Şimdilik falımın ve videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım arkadaşlar. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. O zamana kadar tabii ki de başta sağlıkla kalın. En büyük temennimiz bu birbirimiz için çünkü en büyük zenginliğimiz aslında hepiniz hoşça kalın arkadaşlar.